Hocam uzun zamandır görüşemedik. Benim de teyzem rahatsızdı, burada yoktum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pazar günü maçımız var. Evet. Kısa yorumlarınızı, çalışmalarınızı, gayretlerinizi biz de takip ediyoruz. Basından da arkadaşlar da takip ediyor. Diğer sizin vermiş olduğunuz mücadeleyi taraftarlar da takip ediyor. Özveriyle de karşılıyorlar. Bunu da yüzünüze karşı söylerim. Gelinen nokta nedir? İleriye doğru dönük çalışmalar nedir? Projeler nedir? Rakibimizi de tanıyalım. Bir bilgi alalım sizden hocam. Bu hafta sonu, yani pazar günü saat 17.05'te evet. 17'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni misafir takımımız. Sanırım yarın akşam burada olacak inşallah. Antrenmanını yapacak ve pazar günü bizimle karşılaşmaya çıkacak. Ligdeki durumumuz, biz puan alamadık. Dediğimiz gibi senenin başından itibaren devre arasına kadar takviye olabileceğini söylemişti kulüp yöneticileri. Maddi yönden sıkıntılarımızın olduğunu kulüp olarak söylemişlerdi. Ve bundan dolayı en geç devre arasına kadar toparlanacaklarını söylemişlerdi. Ve biz bu yolla çıktık. Gençlerimiz de o süreç içerisinde ilk yarıyı tecrübe kazanır, iyi bir takviye olurlar. 3-4 tane de abla alırsak biz yine ligi en az 3. 4. sırada tamamlarız diye hedef koymuştuk. Ancak süreç içerisinde yöneticilerle görüşme esnasında maddi sıkıntıların bitmediğini ve bu sıkıntılardan dolayı sporcu alamayacaklarını söylediklerinden dolayı, hatta görüşmelerimi yaptığım zaman sadece bir kaleci alabileceklerini, bu kalecinin de fiyatını söyledikleri zaman ben o fiyata kaleci almanın bir anlamı olmayacağını, çünkü yerli çocuğu yetiştirip en azından seneye kendi çocuğumuz piyasaya çıksın diye düşündüm. Çünkü siz dışarıya verdiğiniz para sizi kurtarmayacaksa bir sporcu, ki kurtarmayacaktı. Biz buradan puan alamayacağımıza göre sporcu takviyesinin de bir anlamı yoktu benim için. Görüştüğüm zaman yapamayacaklarını söylediler. Benim anladığım kadarıyla bu sezonu bu şekilde tamamlayacağız. Statüde düşme var. Ama biz birinci lige düştük. Bunu açık bir şekilde statüye göre söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi federasyonun yönetim kararıyla alakalı bir şey olur. Sonra bu değişim olur, onu bilemeyeceğim. Çünkü benim şu anda duyum aldığım kadarıyla da Ardeş Engelsika tekrar seneye Süper Lig'den devam edeceğini ve tekrar takım oluşumu için çabalarını bizzat benimle de görüşmeler yaptılar. Bu nedenle bu takımın da eğer piyasaya çıkacaksa dediğim gibi tamamıyla yönetim kurulu kararı olacaktır bu tür şeyler. Biz mücadele veriyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlerimizin bir adım daha öteye gittiğini görüyoruz. Bir basamak daha yükseğe çıktığını görüyoruz. Yaşları küçük. Bunlar 20-25 yaşına geldikleri zaman pazarda sporcu var. Bu sporcuyu bir transfer edelim diye diğer kulüplerden isteyeceklerinden eminim. Yani çünkü bunların yaş kategorisi 15-16-17 yaşlarındalar bu çocuklar. Böylelikle bir mücadele verdik. Zorlu bir mücadele oldu. Belki sporcu eğleniyor, geziyor onun için, ama bir hoca olarak böyle bir yükün altında kalmak benim en zor tarafımdı. Çünkü ben hiç yenilgiyi kabul edemeyen bir hocaydım. Ama bu sene onun tecrübesini de yaşadım. Olsun, sporda bunlar vardır diye düşünüyorum ben. Allah kısmet ederse daha güzel şeylere nasip etsin diyorum. Çocuklar ne düşünüyor? Nasıl yani, biliyorsunuz her maç yeniliyoruz. Bazen farklı yeniliyoruz. Yani çocuklardaki motivasyon durumu maç içerisinde motivasyonumuz düşüyor. Ama her defasında toparlanıyoruz. Çünkü şunu söylüyoruz. Çocuklar, karşı tarafı güçlü. Bir kere aynı kategoride değiliz. Aynı kategoride olmadığımız için bunun bilincinde top oynamaya çalışın diyoruz. Biz o kadar güzel şeyler de yapıyoruz ki zaman zaman. Mesela ilk yarının 15. dakikasına kadar kafa kafaya böyle kafa tutuyoruz ama sonra 15. dakikadan sonra gücümüz yetmiyor. Çünkü dedim ya, yaşını getirdi. İlk etapta maçta evet çok üzülüyorlar. Zaman zaman niye yapamıyorum diye. Ama sonra
psikolojik destek, belki ben de hoca olarak onlara şunu anlatıyorum. Bugün değil, yarın çok iyi olacaksın diyorum. Ve onun bilincinde olduğunu onlar da biliyorlar. Vazgeçmiyorlar. Sporcularım hiçbirisinin antrenmana gelmemezdik. Aksine takviyeler oluyor. Pazarda handbolu seven ve handbola katılmak isteyen gençlerimiz oluyor. Bu da bizim için artı. Çünkü gelecek için, gelecekte handbolun burada bitmeyeceğini düşünüyorum ben. Pazarda hep handbol olacak. Ardeşen'de hep handbol olacak. Buna inanıyorum. Çünkü Ardeşen ve Pazar handbolu çok sevdi. Bunu sokakta mesela bir esnafla gezerken esnafın çıkıp bana şunu soruyor. Hocam ya ben bir sporcu getirirdim, bana söyleseydin deyip de mesela şakalaşanlar gerçekten, belki gerçektir bilmiyorum ama yönetimden böyle bir çalışma olsaydı belki de birkaç sporcu bu şekilde alınabilirdi. Bilmiyorum, bir dahaki senelere için bu sporcular iyi takviye olacağını düşünüyorum. 3-4 tane abla alınırsa bu çocuklarda da beraber iyi takım olunacağını düşünüyorum ben. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Başarıların teşekkür devamını dileriz. Çok teşekkür ederim.